Şimdi önemli bir haberimiz var. Bizim aramızdan, Avrupa'dan Ankara'ya giden ve orada bizleri temsil eden, aslında kendisi AK Parti İstanbul Milletvekili ama bizim içimizden giden ve bizlerden birisi olan biriyle ilgili bir haberimiz var. Avrupa'da yaşayan ve Avrupalı Türklerin sorunlarını bilen 2018 seçimlerinde AK Parti İstanbul Milletvekili seçilip daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçen ve burada yurt dışı Dış Türkler Başkanlığı Alt Komisyon Başkanlığı da yapan Sayın Zafer Sakaya ile ilgili bir haberimiz var. Şimdi onu izleyelim. Ondan sonra da bir Skype bağlantımız olacak. Ya ekonomik sistemindeki eşitsizliğin artması ve gelir makasının ülkeler arasında giderek açılması sonucunda Avrupa'da yaşayan ve Avrupalı Türklerin sorunlarını bilen 2018 yılı seçimlerinde AK Parti İstanbul Milletvekili seçilip daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanlığı'na getirilen Zafer Sırakaya, görevi geldiği günden bu yana Avrupalı Türklerin yanında olmaya devam ediyor. Sırakaya ilk olarak yurtdışı borçlanma yapmak suretiyle emekli olan vatandaşlarımızın yurt dışında yarım gün çalışabilmesinin önünü açan yasa teklifi konusunda Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u bilgilendirerek görüş alışverişinde bulunmuş, akabinde de bu kanun teklifi torba yasada yer almıştı. Zafer Sırakaya, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa'yı da etkisi altına alan koronavirüs salgını konusunda da Avrupalı Türkleri bilinçlendirmek adına gerek sosyal medyadan, gerekse ulusal ve uluslararası televizyon kanallarından sürekli paylaşımlarda bulunuyor. Paylaşımlarıyla yurt dışında yaşayan Türklere umut olan Sırakaya, son olarak bu süreçte yurt dışında hayatını kaybeden vatandaşların cenazelerinin Türkiye'ye getirilmesi konusunda alınan kararlara vesile oldu. Türkiye bugün de ölümden kaçan, yerinden edilmiş başta Suriyeliler olmak üzere tüm mazlum milletler konusunda... Evet, şu anda Skype bağlantımız Ankara'ya, meclise doğru bir uzanalım. Mecliste Sayın Vekilimiz şu anda karşımızda. Efendim, buradan Ankara'ya kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Nasılsınız? Elhamdülillah, gayet iyiyiz efendim. Bizler de sizlere hayırlı yayınlar diliyoruz. Aynı muhabbetle, aynı sevgiyle sizleri selamlıyorum. Son zamanlarda yani Avrupalı Türklerle ilgili yapmış olduğunuz gerçekten önemli çalışmalar var Sayın Vekilim. Bir tanesi daha var. Hatta bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızla herhalde bir görüşmeniz oldu. Onun bize selamları da var tahmin ediyorum Avrupalı Türklere. Evet, ben içinizden gelen bir kardeşiniz olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yurt dışındaki vatandaşlarımızı temsil eden bir kardeşiniz olarak sizlerle birlikte yaşıyor ve her türlü sorunlarınızı kendi içimde, kendi dünyamda yaşayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında çözüm bulmaya gayret gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili de bizler üzerinden vatandaşlarımızı arayarak, onların sorunlarını dinleyerek, sorunları varsa bunları muhakkak meclise ve aynı zamanda hükümetimizin ilgili bakanlıklarına taşıyarak çözüm bulmamız noktasında göstermiş olduğu hassasiyetler var. Bu münasebetle birlikte bizler zaman zaman vatandaşlarımızı arıyoruz. Sizler kanalıyla da mesajlarımızı iletme imkanı buluyoruz. Sayın Vekilim, biliyorum ki bu araçların Türkiye'de kalmasıyla ilgili bir çalışmanız vardı. Onda güzel bir sonuca ulaştınız. Daha sonra bizim buradan gönderilen cenazeler meselesi vardı. O konuya sonra geleceğim ama cenazelerimizin göndermesi konusunda onu da güzel bir sonuçlandırdınız. Onda da güzel bir sonuçlar vardı. Bir torba yasasıyla ilgili yine bizlerle ilgili bir çalışmanız vardı. Onlardan bir kısaca bahseder misiniz? Öncelikle bildiğiniz üzere yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kendi araçlarıyla birlikte Türkiye'ye gelmeleri durumunda 2 sene kesintisiz bir şekilde Türkiye'de kalabilme imkanları vardı. Bu gelişlerini sağlamış olan vatandaşlarımızın Şubat ayın itibariyle eğer yurt dışına çıkmaları gerekiyor ise bildiğiniz üzere Covid-19 virüsü sebebiyle şu anda ilgili ülkelerden geçiş sağlayabilme imkanının olmamasından mütevellit vatandaşlarımızın Türkiye'den çıkabilme imkanlarında olmadığını gözlemliyoruz. Bu konuyla ilgili olarak ilgili bakanlıklarımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde dün itibariyle yayınlanan genelgede yurt dışına çıkacak olan Şubat itibariyle çıkması gereken vatandaşlarımızın Haziran sonuna kadar bu sürenin uzatılmış olmasını büyük bir memnuniyetle vatandaşlarımıza paylaşabilme imkanımız oldu. Bu yurt dışındaki gelen vatandaşlarımızın da rahatlamasına sebebiyet verdiğini inanıyorum. Peki, bununla birlikte, birlikte biraz önce de ifade etmiş olduğunuz üzere son dönem içerisinde yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında komisyonumuzun da aktif bir şekilde çalışmasıyla birlikte
geçirmiş olduğumuz bazı yasa maddeleri söz konusuydu. Son olarak torba yasayla birlikte geçirmiş olduğumuz özellikle dövizli askerlik noktasında bir maddemiz söz konusu oldu. Bildiğiniz üzere yurt dışında yaşayan, çifte vatandaşlık hakkına sahip olan vatandaşlarımız 18 yaşına girdikten sonra 3 yıl çalışma mecburiyeti aranmaksızın dövizli askerlik imkanından faydalanabiliyorlardı. Evet. Ancak eğer sadece Türk vatandaşı iseniz, Türk vatandaşı olanların 18 yaşına geldikten sonra 3 sene çalışma mecburiyeti aranıyor idi. Doğru. Bir yeni yasamızla birlikte eğer yurt dışında doğmuş iseniz, yurt dışında yaşıyor iseniz ve yurt dışında süresiz oturma hakkına sahip iseniz onların da artık 3 yıl çalışma mecburiyeti evet. aranmadan direktmen dövizli askerlik imkanından faydalanabilmesinin önünü açmış olduk. Peki. Bir diğer mesele... Evet. Evet efendim buyurun. Bir diğer mesele biliyorsunuz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ilgili ülkelerin mahkemeleri boşanmalarını gerçekleştirmiş iseler, evet. ilgili ülkelerin almış olduğu mahkeme kararları Türkiye'deki kamu düzenine kesinlikle aykırı olmaması lazım. Yani bir Suudi Arabistan'daki mahkemenin almış olduğu kararı Türkiye kesinlikle kamu düzenine aykırı olduğu için kabul etmiyor. Ancak Almanya gibi Batı ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın İlgili ülkelerdeki mahkemelerin vermiş oldukları bir karar var ise bu kararla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili konsolosluğuna birlikte başvuru veyahut da 90 gün arayla kendi vekillerinin başvurmasıyla ilgili sürecin sonucunda bu mahkeme kararlarını Türkiye Cumhuriyeti tanıma yoluna gidebiliyor idi. Evet. Bu konuyla ilgili getirmiş olduğumuz kolaylık zaman zaman evlenen taraflardan birisinin yabancı ülke vatandaşı olması durumunda konsolosluğa gelmemesiyle ilgili yaşanılan bazı sorunlar söz konusuydu. Doğru. Bir Alman vatandaşıyla evlenmiş olan bir Türk vatandaşı eğer Alman mahkemesi boşamış ise Alman mahkemesinin boşanma kararıyla birlikte Alman vatandaşı olan kişi ertesi gün tekrar evliliğini gerçekleştirebiliyor ve normal hayatına dönüş sağlayabiliyor idi. Türk vatandaşı ise Alman vatandaşı olan diğer tarafın konsolosluğa gelmemesiyle birlikte maalesef bu boşanma işlemini gerçekleştiremiyor idi. Almış olduğumuz yeni kararla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin evet. genel kurulunda da yasalaşmış olan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylamasıyla birlikte de resmi gazetede yayınlanacak olan kararla birlikte boşanmış olan taraflardan birisi Türk vatandaşı, bir diğeri ise yabancı ülke vatandaşı ise boşanma kararını Türk vatandaşının tek başına artık konsolosluğa götürmesi yeterli olacaktır. Çok ve güzel. İnşallah vatandaşımız için de büyük bir kolaylık sağlamış olması anlamına gelmektedir. Çok güzel efendim. Şimdi efendim bir sorun var. Daha sonra da Avrupalı Türklere evden çıkılmaması, kurallara uyulması konusunda herhalde mesajlarınız olacak da. Ama ondan önce bir sorun var. Biliyorsunuz buradan cenazeler gönderilmiyordu bu koronavirüsle alakalı. Daha sonra sizin yapmış olduğunuz bir çalışmalar vardı. Bununla ilgili bir gazeteci dediğimiz bir kişi kendisinde bunu bir işgüzarlık yaparak bir tweet atarak Avrupalı Türklerin cenazelerini Türkiye'ye getirilmemesi daha iyidir gibi bu bir katliamdır, bu bir cinayettir gibi bir tweet atmıştı. Ama sizin yapmış olduğunuz çalışmalarda vatandaşlarımızın cenazelerinin Türkiye'ye getirilmesi konusunda bir sonuca varmışsınız. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben 1961 iş göçü anlaşmasıyla yurt dışına çıkmış olan, bugün yaklaşık 6,5 milyonu bulan insanımızın, özellikle Almanya genelinde konuştuğumuz zaman 3,5 milyon insanımızın gelmiş olduğu günden beri tüm yatırımını, tüm mesaisini, tüm enerjisini evet. Türkiye'nin kalkınmasına yönelik sarf etmiş olduğunu en iyi bilen insanlardan birisiyim. Benim babam 1969 yılında iş göçü anlaşmasıyla gelmiş olan bir insandı. Ben bir işçi evladıyım. Çarık giyen Hacı Muzaffer'in evladıyım. Ve benim babam hayatının tüm safhasında Türkiye ile yattı, Türkiye ile kalktı. Evet. Ve en büyük duası hep öldüğüm zaman bedenimin, memleketimin toprağında gömülmesi olarak ifade etmiş olan bir insan. Dolayısıyla hayatının her kademesinde amacını, gayesini Türkiye olarak ifade etmiş olan insanların Allah göstermesin böyle bir durumda cenazelerinin ilgili ülkelerde kalmak istememiş olmaları her şeyden önce memleket sevdasıyla ifade edilebilecek bir duygudur. Aynen. Bu psikoloji içerisinde olan insanlara karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı bir kez daha şahsım adına yurt dışındaki yaşayan tüm kardeşlerimiz adına teşekkür ediyorum. Büyük devlet her zaman için vatandaşın yanında olan, büyük bir medeniyetin mensubu olan insanlar olarak bizler hiçbir durumda vatandaşımızı asla yalnız bırakmayan bir topluluk olarak bu durumda da vatandaşımızın yanında olmak durumundayız.
Bu durumda da vatandaşımızı asla yalnız bırakmamak durumundayız. Biz bize yakışanı yaptığımızı düşünüyorum. Türkiye'de yaşayan vatandaşımıza hangi konuda nasıl bir yaklaşım gösteriyorsak yurt dışındaki vatandaşımız da bizim için aynı değerdedir, aynı duygu içerisindedir. Dolayısıyla asla biz yurt dışındaki vatandaşlarımızı bugüne kadar yalnız bırakmadığımız gibi bundan sonra da canlısıyla, dirisiyle asla yalnız bırakmamaya devam edeceğiz. Evet, peki efendim mesajınız var mı Avrupalı Türklere, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımıza bu kurallara uyulması konusunda? Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bu dönem içerisinde evde kalmalarıyla, birbirleriyle olan dayanışmalarını ve birlikteliklerini, birbirleriyle olan özellikle mesafelerini, sosyal mesafelerini koruyarak göstermelerini konusunda hassasiyetlerini rica ediyorum. Akraba ziyaretlerini, dost ziyaretlerimizi, muhabbetlerimizi biraz daha telefon yoluyla birbirimize ifade ederek ama biraz daha sosyal mesafeyi koruyarak hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bizler millet olarak, devlet olarak her zaman için yurt dışındaki vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki süreç içerisinde vatandaşlarımızın bizden müjde olarak bekledikleri bazı konulardaki çalışmalarımızı devam ettirdiğimizi inşallah yakın bir zamanda da onların beklentileri olan bu müjdeli haberlerle de sizlerle paylaşabilme imkanımız olacağını düşünüyorum. Peki efendim, çok teşekkür ederim verdiğiniz güzel mesajlar için. Ankara'ya buradan tekrar kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Kendinize iyi bakın. Aynı şekilde ben de sizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla diyorum. Hoşçakalın. Evet. Evet sevgili seyirciler, sayın vekilimizle güzel bir sohbet ettik. Önemli mesajlar aldık. Ana haber dairemiz sağ olsun, arkadaşlarımız teknik açıdan bize bu imkanı sağlıyorlar. Onlara da teşekkür ederim.